Önce şunu bir halledelim, sonra başlayalım. Peki. Ben de hepinize, buradaki tüm hastalarımıza, İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Derneği'nin, Hasta Derneği'nin temsilcilerine ve hekim arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Hasta okulu aslında yılda bir kez en azından düzenli yapmaya çalıştığımız bir şey. Sizlerle bunu hep paylaşıyoruz. Kendi aramızda da hekimler olarak konuşuyoruz. Aslında tüm kronik hastalıklarda, belki tüm hastalıklarda, tüm branşlarda bir sac ayak var. Bu sac ayağın biri hekim, öbürü hasta, diğeri de belki eczacı, SGK, Sağlık Uygulama Tebligatı, Sağlık Bakanlığı, ilaçlar. Bunlardan bir tanesi olmazsa olmaz. Bunlar için de hastalarımızın bizimle karşılıklı diyalog halinde olması, karşımızda bilinçli hasta olması bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. O yüzden sizlere, özellikle burada bulunanlara çok çok teşekkür ediyorum ben. Bir şeyler öğrenmek için buradasınız. Biz sizlerin bir şeyleri biraz daha hastalığınızla ilgili daha fazla şey bilmenizi istiyoruz ki bize de yardımcı olmanız açısından. O yüzden geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben bugün sunumumda inflamatuar bağırsak hastalıklarındaki ülseratif kolit ve kron doğru bilinen yanlışlar neler? Çünkü internetin olduğu bir ortamda bilgi kirliliğini engellememiz bu konuda da imkansız. Kulaktan bir takım duyumlarla da bazı, her alanda bu mevcut. Ama inflamatuar bağırsak hastalıklarında da doğru zannettiğimiz yanlışlar var. Hep birlikte bunu düzeltelim ki bu yanlışlarla yaşamak zorunda kalmayalım. Bu hastalık kendiliğinden veya ilaçlarla veya bitkisel karışımlarla veya ameliyatla tamamen ortadan kalkabilir, şifa bulabilir mi? Bugünkü bilgilerimize göre inflamatuar bağırsak hastalığının sebebi bilinmiyor. Bu nedenle hedefe yönelik şifa sağlayıcı, hastalığı tamamen ortadan kaldırıcı bir tedavi bugün için yok. Yani böyle moral bozucu bir mesajla başlamak istemiyorum şeye ama hani olayın ne olduğunu kavrarsak beklentilerimizi de bugün için belli bir seviyede tutarız ve başa çıkma yollarını da ona göre ararız diye düşünüyorum. Çünkü bu sorular bize hastalarımızdan geliyor. Belki bu salondaki hastaların birçoğu, biz çok tekrar ediyoruz çünkü sizlerle görüşmemizde. Bugün için maalesef şifa sağlayıcı tedavilerimiz yok. Kronik, bizimle birlikte yaşayacak, kontrol altında tutulması gereken bir hastalık grubu. Tıpkı yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi. Onlarda da aynı durum söz konusu. Biz de çok farklı değiliz. O yüzden moralimizi hani çok da bozacak bir durum yok aslında. Peki, ülseratif kolit veya kron sadece bağırsaklarımızın hastalığı mı? Hayır, değil. Bakın buradaki tablodan da anlayacağınız üzere. Öncelikle bağırsaklarımızı tutan ama bağırsak dışı tutulumları da bakın gözde bir takım lezyonlara sebep oluyor. Dönem dönem sizi göz hastalıkları polikliniğine gönderiyoruz bu sebeple. Ağzımızda bir takım yaralar yapabiliyor. Karaciğerimizde yağlanma yapabiliyor. Eklemlerimiz, en sık bulgularımız, aslında siz yaşayan hastalar daha iyi biliyorlar değil mi? Eklem ağrıları olabiliyor, bel ağrıları olabiliyor. Cildimizle ilgili bir takım döküntüler, özel isimleri olabiliyor. Eritemanodozum, piyoderma, gangrenozum. Böbreklerimizde taşlara sebep oluyor. Yani böyle sistemik bir hastalık. Bunların hepsini yapacak diye bir şey yok. Ama yapabilir, bunu bilmemiz gerekiyor. Peki, bazen öyle karşımıza geliyor ki özellikle ilk başlayan hastalar, yeni tanınan hastalar, kutu bitince ben bu tedaviyi bırakabilirim. Çünkü doktor birer kutu yazdı ve bitti. İyileşince ilaçlarımı kesebilirim. Tedavi iki aşamalı. Neler yaşıyoruz? Bu hastalık ataklarla seyrediyor. Arada da iyilik dönemlerimiz var. Tabii istiyoruz ki bu iyilik dönemlerimiz, remisyon diyoruz onlara. Zamanla alışıyorsunuz bunlara, siz de remisyon diyorsunuz. Bize remisyondayım diyen hastalarım var. Çok hoşuma gidiyor benim. Bu iyilik halleri çok uzun olsun istiyoruz ama bir atak bu iyilik hali. Bu
atağın iyileştikten sonra iyilik halinin devam etmesi için belli dozda tedavi ilaçlarımızı kullanmaya devam ediyoruz. Eğer iyileşme sonrası tedaviye devam etmezsek, ilaçları kesersek ilk bir yılda hastalığın tekrar geri gelme atak şansı %60. Yani 10 kişinin 6'sı. Hiç atak olmadan, peki ben ilaçlarımı hiç mi kesemeyeceğim hayat boyu? Biz de bu kursta, cumartesinden beri bir kursumuz var hekim arkadaşlarla beraber. Bunlar hep tüm dünyada tartışılıyor. Henüz böyle ortak bir şey yok ama şöyle 3 aşağı 5 yukarı böyle hastalığı hafif orta giden hastalarda son 2 yıldır her türlü görüntülemede, röntgenlerinde, laboratuvar testlerinde, endoskopilerinde hiçbir anormallik yok. Klinik olarak da son derece şikayetsiz, iyi. O zaman ilaçları kesmeyi deneyebiliyoruz. Bu 2 yılı az bulan bir hekim grubu da var. Hani bir görüş birliğimiz yok bunun. 4 yıl diyen de var. Ama gördüğünüz gibi bu bütün aşamalarda iyiliği sağlamak bazen mümkün olmuyor ama bunu sağladıktan sonra en az 2-4 yıl geçirmek belki denemek gerekebiliyor. O zaman buradan alacağımız mesaj ne? Doktorumuzla beraber karar vereceğiz. Kendiliğimizden ilaçlarımızı kesmeyeceğiz. Peki, hepinizin bildiği bir takım ilaçlar var. Bir de anti-TNF dediğimiz, belki içinizde kullanan arkadaşlar var, burada piyasa ismini söyleyemiyoruz ama damardan aldığınız veya kendinize iğne şeklinde yaptığınız ilaçlar olabilir. Ah, yazmışız. Peki, bunu silmiyormuşum. Burada... Peki, burayı geçelim. Burada... kafamıza göre özellikle bu grup ilaçları, hiçbirini kesemiyoruz da bunlarda kafamıza göre doz atlayamıyoruz. Eğer atlarsak ilaca karşı bir takım antikorlar, bağışıklık geliştiriyoruz. İlacın etkinliği azalıyor. Şu an elimizdeki en kuvvetli silahlar zaten bunlar. Sonra bize ve size, kendimize seçenek bırakmamış oluyoruz. O yüzden gerçekten seçtiğiniz inflamatuar bağırsak hastalıklarıyla uğraşan gastroenteroloji hekiminizle beraber karar verilecek. Hekim atlarsa atlayacak. Siz kafanıza göre bunu atlamayacaksınız. Peki, hastalığım ve kullandığım ilaçlar kısırlık yapar, çocuğum olmaz. En fazla doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de bu. Çok genç hasta grubu da karşımıza geliyor. Evlenenler, evlenince çocuk sahibi olmak isteyenler veya daha evlenmeden evlenince acaba bir takım sorunlar yaşar mıyım diye kaygılar yaşanıyor. Şimdi inflamatuar bağırsak hastalığı kadın ve erkeklerin çocuk sahibi olma olasılıkları genel toplumdan kesinlikle farklı değil. Kadınlarda sadece aktif Crohn hastalığı tüplerde yapışıklık yapabildiği için bazen biraz azaltabiliyor doğurganlığı, hamile kalabilme olasılığını. Ama tamamen ortadan kaldırıyor diye bir şey yok. Başka herhangi bir sebep yoksa hastalığımız dışında günümüzde özellikle tüp bebek imkanlarının bu kadar geliştiği bir çağda kesinlikle çocuğum, bu hastalıktan dolayı çocuğum olmaz diye bir şey yok. Sadece kullandığımız ilaçlarla ilgili bazen önerilerde bulunuyoruz. Erkek hastalarımızda sulfasalazin grubu. Yine buna doktorumuz söylüyor. Buraya ben yazmışım ama azotiyopirin ve metotreksat kullanıyorsak 4 aylık bir ilaç almama döneminden sonra bebek planları yapın eşinizle beraber diyoruz erkek hastalarımıza. Bir de ülseratif kolitte eğer ameliyat olduysa, tüm kolonumuz, kalın bağırsağımız çıkarıldıysa ve ince bağırsağımızdan alt tarafa bir bağlantı cebi yapıldıysa o zaman bir azalma olabiliyor üreme kabiliyetinde. Ama bu asla çocuğunuz olmaz demek değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu işle ilgilenmeyen başka branşlardaki hekim arkadaşlarımız da bazen bunu bilmiyor, yanlış bilebiliyor. Herkes branşı dışındaki şeyleri çok iyi bilemeyebiliyor. Sizlerin morallerini bozabiliyorlar. Lütfen kendi doktorunuzla temasa geçin. Dolayısıyla tüm toplum için hangi yöntemler varsa bizler için de geçerli, bizim grubumuz için de daha farklı değil. O yüzden bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. İstemli infertilite dediğimiz bu istemli bebek sahibi olamama oranı yüksek bizim grubumuzda. Bizim grubumuz diyeceğim artık, siz biz diye ayırmayalım. İnflamatuar bağırsak hastalıkları grubuyuz biz. Bizim grubumuzda çekiniyorsunuz bebek sahibi olmaktan.
En büyük sebep de gebelikten korkuyorsunuz. Gebelik acaba nasıl, ne yapar, hastalığımı nasıl etkiler? Bebeğime geçer mi? Benim gibi bir çocuğum mu olur? Ve ilaçlara bağlı, kullandığım ilaçlara bağlı anomalili bir bebeğim olur mu? Dolayısıyla bebek yapma planlarını erteliyoruz bu yüzden. Çocuğum da benim gibi hasta olacak mı? Bunun cevabı çalışmalarda, eğer eşinizde karı veya kocadan bir tanesi Crohn hastasıysa çocukta görülme oranı %7. Yani 100 bebek doğacak, yani anne veya babasından biri Crohn'lu olan, bu 100 bebekten 7 tanesinin Crohn olma olasılığı var. Ülseratif kolit için bu oran daha da düşük. Eğer anne de hasta, baba da hastaysa, inflamatuar bağırsak hastalığıysa bu oran o zaman %37'ye çıkıyor. Biraz yükseliyor her ikisi de ama tüm şeylerde böyle değil midir zaten? Ailevi tutulum içinde hastaların %5 ila 10'unda, yani 10 hastanın birinin birinci derece akrabalarında da olduğunu görebiliyoruz. Genetik eğilim ülseratif kolitte çok fazla değil de Crohn'da biraz daha fazla. Genetik geçişli bir hastalık değil ama genetik olarak eğilim var. Yani bir takım hastalıklar genetik olarak bir takım kromozomlarımızdan aktarılabiliyor ama bu öyle bir hastalık değil. Peki, ilaç alırken hamile kalmamalıyım, hamilelik öncesi bütün ilaçlarımı kesmeliyim, bebeğim sakat doğar, biz bebek planlıyoruz, ilaçlarımı kestim. Bu doğru değil tabii ki. Ne yapmak gerekiyor? Yine doktorumuzla konuşarak gebelik hastalığı remisyon, iyilik hali olduğumuz dönemine denk gelsin istiyoruz. Yani böyle eğer bir kaza olmazsa, ki bazen olabiliyor tabii, yapacak bir şey yok, insanlık hali. Kaza olmazsa bunu iyilik halimizde planlayalım. O güldür güldür hasta olduğumuz döneme denk gelsin istemiyoruz. Neden? Çünkü aktif hastalığın gebelik ve bebek üzerine etkisi ilaçların etkisinden daha fazla. Hastalık aktifken gebe kalmanızı istemiyoruz. Erken doğum, bebeğin düşük doğum ağırlıklı, 2500 gramın altında olup küvez ihtiyacının olması gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz eğer aktif hastalıkla gebeliğe girmişsek. Ama onda bile çözülemez değil problemlerimiz. Böyle aktif hastalıklı sonunda böyle güzel güzel bebeklerimiz var bizim kucağımıza alıp isim koyduğumuz. O yüzden endişelenmeyin. Relaps dediğimiz tekrar atak olma oranı da ilk 3 ayda çok yüksek. Bu nedenle iyilik halini devam ettirdiğimiz o idame tedavisini kesmememiz, o tedaviye doktorla beraber bir şey keseceksek, neyi keseceğiz, doz azaltacaksak, ilaç değiştireceksek karar vermeliyiz ama bizim iyilik halimizi devam ettiren ilacımızı kesersek gebeliğin ilk 3 ayında hastalığın geri gelme olasılığı çok yüksek. Ne diyoruz o zaman? Gebelik öncesi tedaviyle iyilik halindeyseniz aynı tedaviye devam etmek gerekiyor. Ve gebelikte metotreksat dışındaki tüm ilaçlar doktor kontrolünde kullanılabiliyor. Bir sıkıntı yaratmıyor. En fazla yarattığı sıkıntılar düşük doğum ağırlıklı, 2500 gramın altında küçük bebek küvez ihtiyacı olabilen veya biraz erken doğum 37. haftada önce. Peki ilaç alırken bebeğimi emziremem. Metotreksat ve siklosporin dışında bütün ilaçlar da emzirilebiliyor. Sadece biz diyoruz ki kortizon ve azatioprin kullanırken emzirmenizin arasında 4 saat fark olsun. Atak sırasında doktorlar, şimdi bunu bitirdik. Bunu az önce de sizinle konuştuk toplantı başlamadan da. Kortizon veriyorlar, ben hemen iyileşiyorum. Hastalandığımda da kortizonu alırım. Devamlı kortizon kullanırsam zaten iyiyim. Doktora gitmeme de gerek yok. Zaten randevu da alamıyorum. Gittiğim zaman çok bekliyorum kapılarda. Kortizon böyle bir ilaç değil. Fayda zarar hesabını çok bizim bile çok iyi yapmamız gereken bir ilaç grubu. Biraz abartarak söylüyorum ben, ölüye verseniz diriltiyor diye. Gerçekten doğru, böyle aşırı bir iyilik hali sağlıyor her durumda. Ama tıpkı bir usturaya benzetiyorum ben bu ilaç grubunu. İyi kullanmayı bilirse hekim, burada berber, eski berberlerde hekim gibi çalışıyormuş zaten. İyi kullanmayı bilirseniz usturayı, değil mi, sinek kaydı bir tıraş yapar, çok yakışıklı gözükebiliriz. Ama kötü kullanırsak her tarafımızı keseriz. Her tarafınızı kesme ihtimali olabilecek. Neresi her tarafınız? Bakın, iştahınızı açıyor, açabiliyor, kilo alıyorsunuz, huzursuzluk yapıyor, görüntünüz değişebiliyor, bir takım cilt bulguları yapabiliyor, cildinizde döküntüler, sivilceler, şeker hastalığı yapabiliyor buna bağlı, adet düzensizlikleri yapabiliyor, kemik erimesi yapıyor, enfeksiyonlara meyili arttırıyor,
psikoz dediğimiz böyle psikiyatrik bozukluklara, tabii uzun dönem, yüksek doz, anarşik kullanımında ortaya çıkabilecek şeyler, yoksa bizim kullandığımız dozlarda ve sürelerde değil. Göz tansiyonumuzu yükseltiyor, mide kanaması yapabiliyor, damarlarımızda tıkanıklık yapabiliyor, çocuklarda büyümeyi baskılıyor. O yüzden lütfen gelişi güzel kullanmayalım. Ve kortizol kullanan hastalara da diyoruz ki sigara zaten her gruba içmeyin diyoruz. Alkolü ve kafeini kısıtlıyoruz. Az tuzlu yiyin kortizol kullanırken. Çünkü ödem yapıyor, su tutuyor. Düzenli kan basıncını takip edelim. Kemik erimesi yapıyor dedik. O zaman kalsiyum ve D vitamini takviyesini yapıyoruz. Az yağlı yiyin, proteinden zengin yiyin, şekerden uzak durun diyoruz. Kemik yoğunluğu ölçümü yaptıralım diyoruz. Gerçekten doktorumuzun dediği gibi davranalım. Buradaki özet bu. Yan etkilerinden dolayı doktor önerisi dışında gelişi güzel kullanmayın. 3 aydan fazla kullanılmıyor. Belli bazı grup kortizonlar 6 ay bilemediniz 1 yıl en fazla. Karşınıza hiç kesmeden ülseratif kolitli veya kronlu, romatolojin hastalarına karışmıyorum, eklem hastalıkları olanlara. Bizim hasta grubumuzda 1 yıldan fazla, ki bir yıl kullandığımız grupta çok fazla değil zaten. Böyle 2 yılla 3 yılla karşımıza gelen hasta var, etrafınızda da varsa böyle bir kullanımı yok. Bizim grubumuzda. Yani romatolojik gruba karışmayın. Kendi ülseratif kolit ve kronlu etrafınızda, çevrenizde, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz böyle bir kullanımı yok. Ama böyle kullanıp da karşımıza gelen hastalarımız var. Peki aşılar, ilaç kullanırken aşı olamam. Hayır, her türlü ilacımızı kullanırken cansız aşı dediğimiz aşıları olabiliyoruz. Bazen koruyuculukları azalabiliyor, tekrar edebiliyoruz aşıları. Sadece canlı aşılar yapılmıyor. Bir takım ilaçları kullanırken şiddetli hastalığa sebep oluyor. Tabii bunu da siz bilmek durumunda değilsiniz. Doktorunuz bilmek durumunda. Hangisi canlı, hangisi cansız. Ama sizin bilmeniz gereken belki bu sonbaharın başlangıcında yaptığınız grip aşılarını olabiliyorsunuz. Kendi kendinize olabileceğiniz aşı bu. İdeal aşılama zamanı da aslında şu. Bu bir takım ilaçlara başlamadan önce yapsak daha iyi oluyor. Peki en çok sorulan sorulardan bir tanesi, bağırsak kanserine yakalanma riskim yüksek mi? Bağırsak kanseri olur muyum? Haklı olarak bu sorular geliyor. Ülseratif kolit bağırsak kanseri gelişme riskini doğru arttırıyor. Yani ülseratif kolit olmayan birine göre. Hastalık ne kadar uzun süre bizde yaşamışsa ve kalın bağırsağımızın ne kadar fazla kısmını tutmuşsa risk o kadar artıyor, ama bu risk böyle 8-10 yıldan sonra başlayıp en fazla 20 yıldan sonra, ama böyle bir 50 kat, 100 kat gibi çok yüksek oranlarda değil. O paniğe gerek yok. O zaman ne yapıyoruz? Biz hastalık yaşımız 10 seneyi geçtikten sonra yılda bir veya 2 yılda bir, 20 seneyi geçtikten sonra daha çok yılda bir kolonoskopik kontrollerimizi yapıyoruz. Crohn hastalığında eğer kalın bağırsağı tutulmuşsa ülseratif kolitte aynı bu risk. Ama ince bağırsağı tutan Crohn'umuz varsa içimizde herhangi birinin, burada böyle bir risk yok. Rutin tarama önerilmiyor. Yani normal genel topluma göre ince bağırsak kanseri olma riskimiz daha fazla değil toplumda. Bitkisel tedaviler, sizlerden bize böyle bazen çok soru gelebiliyor. Bazen de tepkilerimizden çekindiğiniz için, çünkü bunlara sıcak bakan hekim grubu var, alternatif tedaviye bakmayan hekim grubu var. Dolayısıyla söylemeden yapıyorsunuz bazı şeyleri. Bu konuda anlaşamıyoruz bir tek. Ben kendi, hani en azından kendim birebir gördüğüm hastalarda bu konuda pek anlaşamıyoruz. Bu grup yalnız çok başarılı tedavide. O kadar net konuşuyorlar ki, hani kafanızı karıştırmamaları mümkün değil. Hak veriyorum. Çok net, yani aktara gidiyorsunuz sanki böyle hepsinde ayrı ayrı doktora yapmış gibi. O buna ilgili, bu buna ilgili, işte 15 gün şöyle böyle. Tabii ister istemez etkileniyorsunuz ama açıkçası bugün için böyle bir bilgi yok. Şu otu şu kadar kaynatırsak, böyle alırsak, bunları da çok çok bilmediklerinize rağbet etmeyin. Hani burada bir takım şeyler söylemek istemiyorum. Limon yemenin bir zararı yok. Ama şu otu şu kadar kaynatın, her gün bir bardak çayını içiyorum. Ama bunu böyle 3 ay içerseniz, o zaman bir takım karaciğer hasarıyla geliyor hastalar bize. Mesela bu grupta değil ama bir hastayı hiç unutmuyorum. Pelin otu, acı yavşan otu diye bir ot.
şekeri düşürüyormuş. Hastanın da gizli şekeri varmış. Şeker hastası bile değil. Bunu her gün bir su bardağı kadar çayını içiyor. 3 ay. 3. ayın sonunda hasta bize karaciğer yetmezliğiyle yoğun bakıma geldi. Ve bu iş bir anda oluyor. Dolayısıyla hani bilmediğiniz at kuyruğu, kıl kuyruğu, deve tüyü bilmem ne falan aktarlardan bunlara çok şey yapmayın. Rağbet etmeyin diyoruz, söylüyoruz bunları. Zaten bir şey varsa de hani şöyle bir kanı var işte, ilaçlar da zaten otlardan yapılmıyor mu? Yapılıyor ama değil mi? Dozu titre ediliyor, ne kadar doz, ne kadar aralıkta. Ama ilaç dünyası da, ilaç teknolojisi de çalışıyor buna zaten. Ben bir tek kendi hastalarımdan bunu rica ediyorum. Sunumum şimdilik bu kadar. Sadece şunu söylemek istiyorum, hep söylüyoruz bunu. Asla umudumuzu kaybetmemeliyiz. Hani böyle şey bir slide'la giriş yaptım. Bu hastalığın şifası yok. Sanki böyle hani biraz sarsan, moral bozan bir slide'mış gibi. Hayır, öyle değil. Evet, kabullenmek lazım. Bugün için kesin küratif tedavisi yok. Ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Yarın bize ne getireceğini, bugünkü bir tırtılın yarın nasıl güzel bir kelebek olabileceğini bilmiyoruz. Bizim hastalığımızda da dev adımlarla ilerliyor ilaç teknoloji dünyası. Çok güzel ilaçlar bekliyoruz ve bu hastalığın da ben inanıyorum önümüzdeki zamanlarda gerçekten küratif tedavileri de bulunacak. O yüzden asla umudumuzu kaybetmeden, doktorumuzla ilişkimizi kesmeden, zaman zaman Hakan Hocam'ın dediği gibi genel sağlık sisteminin getirdiği sorunlar sizi gelebiliyor, bizi gelebiliyor ama iki tarafında biz aynı taraftayız gerçekten. Suçumuz değil. O yüzden hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum tekrar.